Efendim 2,5 milyon kişi ne diyeceksiniz? 2,5 milyon kişi demek bugün Türkiye'de üniversite sınavına giren aday sayısı demek. Bazı ülkelerin nüfusundan büyük. Şaka değil. Kontenjan sayısı belli. Her zaman böyle. Dün okullar tatil oldu. En azından devlet okulları tatil oldu falan filan. Şimdi eğitimi konuşmak lazım. Eğitim meselesi önemli. Niye? Bütün sorunlarımızın ana kaynağı. Türkiye'de de eğitim deyince akla gelen isimlerden biri kim derseniz. Abbas Güçlü, Milliyet Gazetesi'nden, Genç Bakış'tan çok iyi hatırlıyorsunuz ama bizim programın bir özelliği var. Biz dışarıda konuştuğumuzdan daha farklı kimseyle konuşmaz. Abbas abi 95'ten beri Abbas abim. Dolayısıyla da samimiyettir her şey. Abbas abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle bir özetleyeyim ki. Hayırlı da olsun. Diyelim Abbas abi bir şey soracağım şimdi. ÖSYM'ye şöyle bir teklif sunsam. Kredi kartına taksit yapar mısınız? Ne alakası var diyecekler. Ya bir şey soruyorsun 5 lira. Soruya itiraz ediyorsun 20 lira. Sınav ücretleri son derece yüksek. Ben ÖSYM'nin sınav ücreti diyorum. Diyorlar ki mali müşavirler sınav ücreti 2-4 bin lira. Yani ÖSYM'nin adını değiştirip ÖSYM bank dese gerçekten bankalardan çok daha fazla para kazanıyor. Üstelik hatayı kendisi yapıyor. Hataya itiraz ediyorsun ondan para alıyor. Yani bir iyi bir avukat yargıya gitse kesinlikle ÖSYM'nin bütün harçlarını ortadan kaldırır. KDK diye kamu denetleme kurumu var. Aynı işi yapıyor. Hatta şikayete gidiyorsun adam hiç para almıyor. O da devletin kurumu. Bu yok da abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bugün kaç şey verdi adaylar sınavı girmek için? Yani 300-400 liraya kadar varan sınavlar var. Bu adaylar hele KPSS'de falan çok daha yüksek. Alan sınavı zaten işsiz bu çocuklar. Zaten bir sınavdan bir sınava gitmek için yaklaşık 700-800 lira 1000 lira bir masraf var. Cebinde 5 parası olmayan insanlardan 1000 lira almak çok acı bir şey. Kaldı ki bu sınavı o öğrenciler için yapılmıyor. Kurumlar için yapılıyor. Maliye Bakanlığı alıyorsa personel alıyorsa aynen, Maliye Bakanlığı'nın vermesi lazım. Milli Eğitim Bakanlığı için o sınav yapılıyorsa Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermesi lazım. Niye öğrenciden niye adaydan alıyor bunu anlamak mümkün değil tabii. Bugün 2,5 milyon sınava giriyor ama aileleriyle birlikte 8-10 milyon kişi ilgili. Siz bakmayın siyaset şu bu önemli ama evdeki aileler için çocuklarından ve onların geleceğinden daha önemli bir şey yok. Ama biz bunu Türkiye'ye bir türlü kabul ettiremedik. Tam da onu soracağım. Şimdi şöyle bir şey yok mu? Bugün öğrenciler sınava girecekler sonra cep anahtarı çıkacak. Yok şöyle işte oturumları var vesaire sonra diyecek ya ben bunu böyle yapmıştım falan filan. Eğitimde 10 milyar dolar mı dönüyor abi? Kaç para dönüyor şu anda Türkiye'nin eğitim maliyeti? Ya sınav sektörüne giden para, yani bu Türk Eğitim Derneği'nin yaptığı bir araştırma vardı. Yılda 10 milyar dolar. 10 milyar dolar. 10 milyar doların karşılığı şudur. Yani her yıl Boğaziçi Üniversitesi gibi en az 10 tane üniversite kurarsın. Son 20 yılda, daha fazlasını geriye gitmiyorum. 20 yılda biz sınav sektörüne harcadığımız paraları daha iyi üniversite kurmak için ya da mevcut üniversiteleri iyileştirmek için yapmış olsaydık bugün ilk 100'e, ilk 200'e, ilk 300'e giren üniversitelerimiz olur. Peki karşılığında ne oluyor? Sıfır elde var sıfır. Bugün sonuçlar açıklanacak. 40 fen sorusunda Türkiye ortalaması 2,5. Akademik başarı yani yerlerde sürünüyor. PISA yarışmalarında da yerde. Akademik başarı yok. 40 sorudan öğrenciler 2,5'unu mu cevap verdi? Anca 2,5'unu. Türkçede bile %50'yi geçemiyorsun. Yani bu sınav bir başarı sınavı olsa, yani sıralama sınavı değil de başarı sınavı olsa bırakın üniversiteyi kazanamayanlar, kazananların da %80'i açıkta kalır. Peki abi öğrencileri çıkardım. 2,5 milyon adayı çıkarttım. Yerine öğretmenleri mesela. Fen öğretmenlerini koydum. 40'ta 40 çeker mi? Çekemez. 40'ta 20 çekemezler. Matematik öğretmenlerini sokun. 40'ta 20 çekemez. İngilizce öğretmenlerini sokun. 40'ta 10 çekemezler. Peki o zaman bu nasıl? Yani neden? Öğretmenlerde sorun varsa... Dün karne alındı. Karne alındı. Sizin zamanınızda nasıldı? Benim zamanımda bir ders zayıf olan sınıfta kalıyor. Evet. Şimdi 7-8 zayıf olan sınıf geçiyor. Neymiş? Ortalama 50 tuttum mu? Tamam. Sınıf geçiyor. Böyle bir sistem olabilir mi? Şimdi Milli Eğitim'e bakıyorsun. Bütün öğrenciler neredeyse takdir teşekkür alıyor. Sonra onu liseyi bitiren öğrenci, üniversite sınavına giriyor. 40 soruda 2,5 neti oluyor. Burada bir çelişki. Ya Milli Eğitim Bakanlığı toplumu kandırıyor, eğitimi kandırıyor, şaşırıyor ya da ÖSYM öyle kazık soru yapıyor ki öğrenciler vallahi dökülüyor. Ha onun da ötesinde bırakalım 2,5 milyon öğrenci sınava girdi değil mi bugün? Evet. 1 milyonu 100 üzerinden 100 çekti. Hani başarılı değil. Dünya standartlarında da çok başarılı oldu. Nereye alacaksın onları? Hadi 1 milyon alabilecek üniversite yarattık. Türkiye'nin dört bir yanı. Mezun oldu. Nerede çalışacaklar? Bunu kombine düşünmen lazım. Yani insan gücü planlaması dediğin şey o. Yılda 1 milyon 150 bin çocuk doğuyorsa bu 1 milyon 150 bin çocuk 18-20 yaşına 25 yaşına geldiğinde ne yapacağının hepsinin planı programı yapılması lazım. Bizde umut tacirliği yapılıyor.
Doğan her çocuğu getirip üniversitenin önüne yığıyoruz. Ya ihtiyaç var mı yok mu? Değil. Yiyorsun. Dünyanın hiçbir yerinde yok. %30'dan fazla üniversiteye gitmez. %30 kadar akademik anlamda çok başarılı olan üniversiteye gider. Ondan sonra aralarda meslek sahibi yapılır. Bizde meslek sahibi olacak insan yok. Tam bir kandırmaca. Herkes herkesi kandırıyor bu sistemde. Dün Kanada'dan bir arkadaşım geldi. Bir Türk vatandaşını sorduk. Eski kameramandır o da. Dedi ki tesisatçılık yapıyor dedi. Orada tesisatçılık okuluna gitti dedi. Kanada'dan iyi parayı tesisatçılar kazanıyor. Kuaförler ben Avrupa'ya gittiğin zaman görüyorsundur. 80-100 evet. Euro'ya. Peki mesela bizde tesisatçı okulu var mı abi? Tesisatçı çıkıyor mu? Yok canım. Okulu? Türkiye bir turizm ülkesi. En az okul turizm lisesi. Gidin tatil köylerinde, 5 yıldızlı otellerde çalışan tüm personelin neredeyse tamamına yakını yabancı öğrenciler ya da yabancı gençler geliyor. Onlar çalışıyor. Biz niye yetiştirmiyoruz? Çünkü bizim okullarda barmen yetiştireceksin. Üniversitelerde içki tadımı yasak. İçkinin adını bile ağzına alamıyor. Oradan başlayarak. Tarım lisesi abi kaç tane? Tarım lisesi de yok. Şimdi bak tanımlanmış ve eğitimi yapılan meslek çeşidi aslında bugün onu konuşmak lazım. Avrupa, Amerika ortalaması 15 bine yakın. 15 bin farklı alanda senin gençlere diyor ki bak diyor senin ilgin, yeteneklerin çok çok farklıdır. Ben sana çok geniş bir yelpaze sunuyorum. Bu 15 bin meslekten birini seç diyor. Bizde tanımlanmış eğitimi yapılan meslek çeşidi 800 tane bile değil. Yani 500 bin öğretmen fazlamız var hala eğitim fakültelerine öğrenci alıyoruz. 1 milyon mühendis fazlamız var hala aynı fakültelere mühendis alıyoruz. 3,5 milyon İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu var. Hala yeni açılan üniversiteleri, o fakülte mezunlarını açıyoruz ve oraya öğrenci alıyoruz. Kimse bunu sorgulamıyor. Üniversitelerde geçen yıllarda 5-600 bine kadar varan kontenjanlar ortalama çıkardım. 300 bin kontenjan açığı var. Yani o 300 bini çarpı 10 bin lira desen dünyanın masrafı. Hiç kimse bunu sorgulamıyor. Şimdi şunu demiyor ya kardeşim sen takdir teşekkür aldın. Sonra üniversite sınavına gidiyorsun. Bırak takdir teşekkür. Üniversite 6000-7000 lise birincisi oluyor. 7000 lise. En az 2000 tanesi her yıl açıkta kalıyor. Lise birincisi nasıl açıkta kalır? Bunun sorgulanması lazım. Vallahi abi çok ilginç ama ya biz şöyle bakmıyoruz. Hep günlük meselelere bakıyoruz. Mesela şimdi dün çocuklar ilkokulu bitiren çocuklar karneyi aldı. Şimdi şey düşünüyor anneler babalar. Ya nereye yollasak? Yok çünkü bir bakan çıktı bu dünyanın hiçbir yerinde olmayacak bir şey. Olduğu gün istifa etmesi gerekir. Okulları nitelikli niteliksiz diye ayırdı. Şimdi liselere giriş sınavına önceki haftada o vardı. 1 milyon öğrenci girdi. Liselere giriş sınavına yani 200 bin girecekti. Bakanlığın öngörüsü 200 bindi. Onu bile tahmin edemiyor. Sonra 1 milyon girdi. 140 bin tane şey alıyor. Sınavlı öğrenci alan okullara öğrenci giriyor. O 140 binde 40 bine şişme kontenjanlar 100 bin. Geriye kalan 900 bin öğrenci nereye girecek? Diyor ki nota göre ben yerleştireceğim mahalledeki okulu. Bazı okullarda 100 üzerinden 100 deseydi ben mezun ediyorum diye gazetelere ilan veriyor. Hormonlu not veriyor. Gerçekten başarılı okullarda da bırak 100 üzerinden 100, 50'yi zor alıyorsun. Evet. Nasıl girecek o? Burada bir eşleşme yapılması lazım. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı eğitim konusunda ciddiyse gel kardeşim senin okul başarı puanınla ben sınavdaki aldığım puanı eşleştireceğim. Aradaki farkı göreceğim. Bu okulda bir şey... Şu hormonlu not meselesini hakikaten bir... Bunun belli okullar belli soruşturma yapıldı. Sonuç ortaya çıktı. Sonunda bir bakıldı ki bakanlardan birisi o okulun danışmanı çıktı. O zaman oraya şey gelmiyor. Peki abi şimdi Amerika'da fakülteye göre tercih yapılır aslında değil mi? Üniversiteye göre tercih yapılmaz. Yani işte mühendislikse MIT'ye bakar. Sıralamalar şöyle, daha doğrusu. Sıralamaları. Şimdi bizde hep üniversitenin adına göre. Hani Boğaziçi'ne gir de neresine girersen gir. Doğru mudur bu yöntem? Neye göre tercih yapmak geçen sene lazım? Bak bana Türkiye birincisi geldi. Gazetede oturup konuşuyordu. İşte hukuka mı girsem, tıbba mı girsem, Boğaziçi'ne mi girsem, ODTÜ'ye mi girsem? Ya avukatlıkla doktorluk arasında dağlar sonra mı? Sonra da dedim ki ben kusura bakmayın dedim. Anne babası da yanında. Sen daha üniversiteye girmeye hazır değilsin dedim. Nasıl olur dediler Türkiye birincisi. Üniversiteye girmek sadece puan almak değildir. Kafa olarak da hazır olmak lazım. Yönlendirme olarak da her şey. Çünkü çocukların kafasına biz sadece şeyi sokuyoruz, sesleri sokuyoruz. Bugünkü sınavlar mesela yarın da olacak. Bu sınavlar sadece bilgi sınavı değil, dikkati ölçüyor. Okuduğunu anlamayı ölçüyor. Zamana karşı yarışı ölçüyor. Disiplini ölçüyor. Heyecanını doğru kullanıyor. Ama bunları hiç öğretmiyoruz biz. Sadece sınava giriyor, çıkıyor. Ondan sonra sınava girip çıktıktan sonra o bilgilerin hepsi unutuluyor, gidiyor. Evet. Ben diyorum eğer bu sınavların bir anlamı olsaydı Türkiye'yi bugün sınav şampiyonları yönetirdi. Nerede sınav şampiyonlara. Onları o kadar yoruyoruz ki o çocuklar kötü olduğu için değil. O kadar yoruyoruz ki kendilerine gelmeleri birkaç yıl sürüyor. Ondan sonra da öyle bir şişiriyoruz ki sen şampiyon olunca hep hayattan öyle bir şampiyonluk bekliyor. Olmayınca da olmuyor. Arada kaybolup gidiyorlar. Yani şu sınavlardan kurtarmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı 10 yıldır bu sınavlarla uğraşıyor. Dershanelerle uğraşıyor. Bu ülkede anayasayı değiştirdi. Her şeyi değiştirdi. Ne sınavları değiştirebildi ne de dershaneleri kapatabildi. Sadece ismini değiştirebildi. Yani Ankara'da herkes herkesi kandırıyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nı kandırıyorlar. Biz sınavları kaldırıyoruz.
yaptıracağız dedikçe sayısını artırdılar. Ve şimdi bugün iki oturum bugün. İki oturum, yarın da iki oturum. Dört etti. Hani sınavlar azalıyordu, hani kalkıyordu. Peki abi bir şey soracağım şimdi. Sınıfta kalma olmaması iyi mi kötü mü bir? Dünyadaki ülkelere bakıyorum, ev ödevi eğitimde bütün iyi ülkelerde var. Mesela ev ödevi yok diye biz seviniyoruz. Ya böyle saçma şey olabilir mi? Ev ödevi demek şu, öğrendiğim bilgilerin pekiştirilmesi demek. Hı. Pekişmeyen bilgi kalıcı olur mu? Dünyadaki eğitim sistemleriyle, yani iyi eğitim sistemleriyle bizim eğitim sistemi arasındaki en büyük temel farklılık şu. Onlar neyi bildiğini ölçüyorlar. Diyelim ki 10 dersen sen 9'unda zayıfsın. Ama iyi bir müzik kabiliyetin var, iyi bir spor kabiliyetin var ya da iyi bir kimya kabiliyetin var. O başarılı olduğun alanda seni alıyor, onu geliştiriyor. Biz ise başarılı olduğu alanlara hiç bakmıyoruz. Aa sen şu alanlarda zayıfsın, o zaman hiçbir şey yapamazsın diyoruz. Ha. Yani onların dünyadaki eğitim anlayışında bir hedef vardır. Üretime yönelik bir eğitim modelleri vardır. Sonuçta sen bir şey üreteceksin, hayatını idame ettirmek. Biz de tamamen tüketime yönelik. Sen otur üretme. Sen sadece tüket. Sana o rolü verdik diyor. Şimdi bu yanlışların ortadan kalkması lazım. Eğitimin en temel amacı nedir biliyor musunuz? İyi yurttaş yetiştirmektir. İyi insan yetiştirmek. Biz iyi yurttaş yetiştirebiliyor muyuz? İyi insan yetiştirebiliyor muyuz? Eğitim değil ki biz öğrenim kısmındayız. Öğrenimi de yapamıyoruz. Eğitim zaten hiç ortalıkta yok. Ha bunların sorgulanması gerekirken şimdi kalktık bir de reform yaptık diyorlar. Reform yaptım dediğin şeylerin hiçbirisi daha önce denenmiş, uygulanmamış, çöpe atılmış. Türk eğitim sisteminin en büyük baş belalarından biri sınavlarsa, ikincisi tatiller. Dünyada hiç bu kadar uzun tatil yokken araya iki tane daha ara tatil koyduk ve bunu da reform diye sınıyoruz. Böyle bir şey olur mu ya? Tatil ama bir şey söyleyeyim abi. Okulların açıldığı günde medya her şeye trafik üzerinden bakmıyor. Medya zaten medya. Yani, orada... Çuvaldızı'nın belki de en büyüğünü medyaya sormak, batırmak lazım. Yani kaçımız şey yapıyoruz? Hangi gazetede eğitimle ilgili yazacağız? Spor dediğin zaman 50 kişi yazıyor. Bu hafta ak diyor, gelecek hafta kara diyor. Bir gol attı mı kahramansın, bir gol yedim mi yerin dibi. Herkes siyaset yazıyor, herkes ekonomi yazıyor. Hepsi de dipte. Doğru. Peki abi, bir şey söyleyeyim. En iyi okul hangi okul? Şimdi benim yıllardır seni hani bu kadar yıldır tanıyınca eve en yakın okul en iyi okuldur dersin sen. Şimdi ama özel okullara aileler uğraşıyorlar, kredi alıyorlar, her ay taksitler ödüyorlar. Zaten bütün sorumluluk ailelerde. Aileler ne istediğini bilmiyorlar. Çocuklarını sevmiyorlar. Türkiye'de insanlar çocuklarını sevmiyor. Sevseler çocuklarının geleceğini cidden biraz ciddiye alırlar. Ben diyorum Türkiye ne zaman adam olur biliyor musun? Sandığa giderken A ya da B, C yapar sankisi. Benim çocuğum ve çocuğumun geleceği için ne yaptı deyip sorgulamaya başlayıp ona göre oy verdiği zaman ortaya çıkıp konuşması lazım. İşte gelecek hafta İstanbul'da seçimler var. Hangi başkan adayın eğitimle ilgili, çocuklarla ilgili, gelecekle ilgili ortada vaatleri var. Tayyip Bey bugün Cumhurbaşkanı noktasına kadar geldiyse belediye başkanlığı, ben çok iyi o tartışmaları hatırlıyorum. Kalktı bütün öğrencilere ben burs vereceğim dedi. CHP götürüp mahkemeye verdi. Dedi ki sen burs veremezsin. Belediyenin görevi değildir. 10 bin fakir çocuğa, hayır şunu hatırlayalım abi. 10 bin fakir çocuğa devlet burs veriyordu. Onu da Ahmet Necdet Sezer Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Şimdi burada etmedi. CHP itiraz etti. O gün CHP'ye itiraz edenlerin hiçbirisi ortada yok. Ben o zaman şunu yazdım. Ya eğer sen burs verdin diye hapse giriyorsan seninle birlikte ben de girmeye razıyım. Öğrenciye burs vermek, okumak isteyen öğrencinin arkasından destek olmak en büyük şereftir. Yani bu burada yine çıksın sen şimdi duydun mu ya, hiç belediye başkan adaylarından ben size burs vereceğim. Bir tek gençlere 10 GB internet. Ya bırak 10 GB internetin ne olacak sen? İş verebiliyor musun? Meslek kazandırabiliyor musun? Onların gelecek arkasında duruyor musun? Ben dün yazdım. Anadolu'ya git, bütün kentlerde dereceye giren öğrenciler, üniversiteye kazanan öğrenciye burs veriyor. Destek sağlıyor belediyeler. Anadolu'daki İstanbul Belediyesi niye hiç bu konuda adaylardan ses çıkmıyor? Yarın Hodri Meydan diyorum ben. Her iki aday da çıksın açıklasın. Bu kentte İstanbul'da üniversiteyi kazananlara ne yapacaklar? Üniversite öğrencileri için ne yapacaklar? Avrupa'nın pek çok kentinde üniversite öğrencilerine gece yemek veriliyor. Türkiye'de üniversite öğrencilerin, özellikle İstanbul'daki üniversite öğrencilerin çoğu tek öğün yemekle karnını doyuruyor. Çünkü cebinde parası yok. Birçok onlarca kilometre yolu gidiyor. Çünkü cebinde parası yok binmek için. Çıksın versinler. Bugün bir belediye başkanı çıkıp da ben üniversite öğrencilerine bedava ulaşım sağlıyorum. Buna kim karşı çıkar? Ben üniversite öğrencilerine Ramazan'da olduğu gibi her gece bedava yemek veriyorum dese kim? Buna kim karşı çıkar? Hem bunu belediyenin kasasından da vermez. Onca insan şey yapar, destekler de. Bütün yemekhaneler boş duruyor ve öğrenciler öbür tarafta aç kalıyor. Böyle olmaz. Yani önce gençleri seviyorsan onlar için bir şey yapacaksın, taşın altına koyacaksın. Yoksa hikaye. Biz peki, Türkiye'de başta anne babalar, devlet, hükümet, muhalefet, iktidar, herkes eğitim önemlidir, çocuk önemlidir. Ne yapıyorsun? Hiçbir peki şey. Peki abi, özel okula yolladım. Benim işim boşuna para yani. Harcama. Niye? Bugün özel okullara gidiyor çocuk. Ondan sonra liselere gir sınavına hazırlanırken yine dershaneye gidiyor, yine özel okula gidiyor. Yine özel okula gidiyor. Yılda 80-100 bin lira para veriyor. Üniversite sınavına hazırlanırken yine dershaneye gidiyor, yine özel okula. Özel okullara girenlerin kaçı dil bilerek mezun oluyor? Kaçı üniversitede istediği yere giriyor?
Peki biz abi, sadece kazananları vitrine çıkarıyoruz, kazanmayanların hiç yüzüne bakmıyoruz. Yazık yani. Peki abi şu, yani şimdi biz aynı sınava şeyi sokuyoruz. Robert Kolej mezununu, Galatasaray Lisesi mezununu alıyoruz. Şırnak Lisesi mezunuyla aynı sınava. Aynı sınava, aynı sürede. İmam Hatip Meslek Lisesi mezunuyla Fen Lisesi mezununa aynı sınavı. Aynı sınavı. Zaten sürede. Bundan daha büyük adaletsizlik olabilir mi? Yani siz alıyorsunuz tavşanla kaplumbağayı yarıştırıyorsunuz. Ondan sonra helal olsun tavşan sınavı kazandı, yarışı kazandı diyor. En büyük yanlış burada. Bu sınav sisteminin ortadan kalkması lazım. Bugün YÖK'ün de ÖSYM'nin de Milli Eğitim Bakanlığı'nda kesinlikle tümüyle kapısına kilit vurup yeniden yapılanmaya gidilmesi lazım. Bu yapılmadığı sürece Türkiye'de eğitim reformu gerçekleşmez. Eğitimde reform gerçekleştirmez. Sen de bu ülkede ne iyi hakim yetiştirebilirsin, ne iyi doktor yetiştirebilirsin, aynen, ne iyi mühendis yetiştirebilirsin, ne iyi gazeteci yetiştirebilirsin, ne de iyi sanatçı yetiştirebilirsin. Biz hep bütün sınav sistemini şeye göre, fen bilimlerine göre yönlendirmişiz. Fen ve matematik çok önemlidir diyoruz. Öbür sosyal bilimler, bugün dünyanın en önemli sorunları sosyal bilimler. Bugün dünyanın konuştuğu en önemli konu göç ve göçlerin yarattığı sorunlar. Türkiye her iki, hem iç göçlerden çok etkileniyor hem dış göçler. Hiçbir sosyolog var mı? Hiçbir üniversite var mı? Çıkıp abi, göçleri araştırıp konuşalım. Almanya ve Hollanda matematiği 16 yaşından sonra seçmeli ders yapıyor, okumak mecbur değil. Ya biz ne yapıyoruz? Sonra beden eğitimi öğretmeni oluyor, müzik öğretmeni oluyor. Sonra atanmak istiyorsan diyor git matematik öğren, KPSS'de matematik yapamazsın. Ama yani şart mı? Ya matematik temel bilimlerde şart. Matematik kafası kazanmak için, hesabı kitabını öğrenmek için matematik. Ama bütün her şeyde matematik dediğin zaman o zaman diğerlerini köreltiyorsun. Bu ülkede niye sanatçı yetişmiyor? Çünkü sınavlarda sanatla ilgili soru sorulmuyor. Niye hiçbir tane sporcu yetişmiyor? Sporla ilgili sorulmuyor. Ben devletin yerinde olsam çıkar derim ki 100 metreye 10 saniyede koşanı ben alırım. 100 metre rekoru kıranları istediği üniversiteye girebilir. Bir de yabancı dili isteyen öğreneni, iyi bunu kanıtlayanı istediği üniversite, iki yabancı dilin varsa ben seni istediğin fakülteye yerleştiririm dense. Ben sanatta yeterliliğini kabul edip iyi bir ressam, iyi bir müzisyeni istediği fakülteye girebilir dense o zaman göreceksiniz herkes o yeterliliklerini, donanımlıklarını alıp çıtayı aha, yukarıya çıkartacak. Ha, üniversitelere gelince herkes istediği gibi iyi kötü üniversite vardır, yetiştirebilir. Ama imza yetkisi varsa, kamusal alanda görev yapıyorsa, örneğin hakimse, örneğin öğretmense, örneğin doktorsa onların yeterliliklerini kanıtlamaları lazım ve her 5 yılda da bunu yenilemeleri lazım. Yani ama dünyada meslekleri öyle başlanıyor birçok ülkede. Ha, bu öyle değil, bizde öyle değil. Mesela Almanya'da mühendislik fakültesini bitirip mühendislik yapamıyorsun, dünya, sınavı Türkiye, geçmek zorundasın. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden diyelim, dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun oluyorsun, 2 tane dil biliyorsun, işe başvuruyorsun, sen giremiyorsun. İşte gel vatandaş gel %70 indirim, %90 indirim, üstte bir de bir para veriyorum diyen üniversitelerde hiçbir şey öğretmeyen, lime lime dökülen üniversiteden mezun olan torpili buluyor, arkasını buluyor, onu buluyor, bunu buluyor. O işe gidiyor, giriyor, öbürü ondan açıkta sonra, kalıyor. Ondan sonra al başına bela. Peki abi, şimdi soruların bir soru kaç sıra fark ettiriyor? Bir soru ortalama 40-50 bin kişi. 40-50 bin kişiyi fark ettirir. Şu anda sınava girdiren arkadaşlar için bir şey diyemiyorum ama. Peki bugün yarın geçti. Öğleden sonra ve yarın toplama şansım var mı benim durum? Yarın zaten bugünkü bir nitelikte baraj sınavı gibi. Yarın hı-hı, asıl 4 yıllık fakültelere girme konusunda daha şey olacak. Orada her soruyu mutlaka öğrencilerin okuması gerekir. Burada anne babalara seslenmek istiyorum. Ben her soruyu okusunlar. Yani çok zor sorular gibi çok kolay sorular da var. Öğrencilerin panik yapmamalar lazım. Yani 3 tane 4 tane peş peşe çok zor soru gelirse eyvah ben öldüm bittim demeden yola devam etmeleri gerekir. Sonra soru bittikten sonra bütün sorular. Ondan sonra tekrar bakıp o sorulara işlerinden doğru olanı işaretlemeleri lazım. Bir de emin olmadıkları soru kesinlikle atmasınlar çünkü abi ya seçenekleri sen gülsen kesin sallarsın. Hayır, seçenekleri ikiye indirince atın derler ama hep uzmanlar. Ya atın de. Ondan sonra da bir bakıyorsun 20 tane doğru yapıyor, 60 tane yanlış yapıyor. 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için o hiç doğru kalmıyor ortadan. O yüzden mi sıfır çekiyor? Sıfır çekenlerin sayısının yüksek olması ondan. O yüzden. Peki bir şey söyleyeyim şimdi. Yani ben şunu bak altını çiziyorum. Bu sınavlar tam bir kandırmaca. Niye kandırmaca? 2,5 milyon öğrencinin hani çocukları biz çok iyi yetiştirdik. Eğitim çok 1 milyonu tam puan aldı. Ne olacak? Bir hatırlayın önceki yıl 50 bin birinci çıkmıştı değil mi? 17 bin tane 17 bin liselere tane giriş sınavında 17 bin tane birinci çıktı. Çocuklar oturdu ağladı. Okuldan dedi ben 100 üzerinden 100'le mezun oldum dedi. Sınava girdim 100 üzerinden 100 puan aldım dedi. Ama şimdi okula giremiyorum. İstediğim okula giremiyorum. Böyle bir sistem olabilir mi dedi. Şimdi burada hadi diyorum ben girdi. Bunlar istedikleri üniversiteye de girdi. İstediklerini de bitirdiler. Mezun olunca nerede iş bulacaklar, nerede çalışacaklar? Şu anda işsizlik oranının en yüksek olduğu kesim ne biliyor musunuz? Üniversite mezunu. Üniversite mezunu. Yani biz doğru, o hayatlarını mahvedip gecesini, gündüzünü, hafta sonunu hepsini feragat edip üniversiteye giren öğrenciler mezun olduğu zaman ödülleri işsizlik oluyor. Evet o soru. Peki abi boş kontenjan meselesi bu
geçen sene kaç bin kontenjan boş kaldı üniversitelerde? 300 bine yakın. Bu son 3-4 yıldır 300 bine yakın. Ben şunu anlatamadım bak. Ne Maliye Bakanı'na anlatabilirim, ne YÖK Başkanı'na. Ben bir ülkeleri gezdiğim zaman hep bu konuları inceliyorum. Birçok ülkede kayıt başına devlet ya da vakıf öğrenciye bu şey veriyor, bütçe veriyor. Biz de diyorum ki Anadolu'daki üniversitelere gidiyorsun. 20 bin kontenjanı var. Diyor ki ya ne kadar az gelirse o kadar iyi olur diye. 20 bin öğrenci de o üniversiteye girse aynı parayı veriyor devlet. 15 bin de girse. O zaman diyor ki niye bana daha fazla öğrenci gelsin? Ne kadar az gelirse o kadar iyi olur. Ben daha rahat eğitim yaparım diyor. Kayıt yapılan öğrenci başına kontenjan verilmesi lazım. Yine para ona göre verilmesi paranın lazım. Ona göre verilmesi lazım. Ha, üniversiteye bütçe verme, kaydettiği öğrenci başına göre vermen lazım. O zaman o üniversiteler o kontenjanlarını doldurmak için çok büyük çaba harcalı. Devlet o kontenjanları oluşturmak için bina yapmış mı yapmış, hoca atamış mı atamış, hademe atamış mı atamış, ısıtmış mı ısıtmış. Yani orada yerler hazır duruyor ve öbür tarafta onlar bomboş. Bir yanda kapıda 2,5 milyon öğrenci açıkta, öbür tarafta 300 bin kontenjan boş kalıyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Yani geleceği öngöremeyen bir Milli Eğitim Bakanlığı yok, ÖSYM çocuklarımızın geleceğine nasıl yön verecek? Vallahi ben illere baktım. Şimdi Diyarbakır 81 il arasında 76. sırada ama mesela şimdi oraya bir felsefe mezunu, bir il milli eğitim müdürü köy köy dolaşıp anlatıyor öğretmenleri. Ya öğretmenleri motive etmeden eğitim olur mu abi? Mesela Finlandiya'da hep derslere bakıyoruz. Öğretmenlerin meslek içi eğitimi Finlandiya bizim bir için doğru bir örnek değil. Çünkü Finlandiya'nın toplam nüfusu bizim ilkokuldaki öğrenci sayımızdan daha az. Aynen. Ama Güney Kore gibi, İtalya, Fransa gibi ülkeleri daha örnek alabiliriz. Ki Güney Kore bize çok paralel bir ülkelerden birisi. Güney Kore eğer bugün dünyada çok önemli noktalara geldiyse eğitimdeki başarısı nedeniyle gelmiştir. Ama son 3-4 yıldır Güney Kore'ye ben gidip geliyorum. Orada da çok farklı değişiklikler oluyor. Eğitimde çok önemli noktaya geldi ama intihar oranlarında da birinci sıraya geldi. Orada da bizim gibi çıkılacak bir sınav yarışı vardı. Bir baktılar ki ya sana... Ne oluyoruz dediler. Evet. İntihar oranları yüksek olunca önce mutlu eğitim projesi başlattılar. Sınav mınav yok dediler. Siz yeter ki mutlu olun. Ondan sonra hayal okulları projesi başlattılar. Dediler ki önemli olan hayaldir dediler. Hayal olmadan hiçbir şey kazanılmaz dediler. Ve çocuklara siz hayal kurun. Müfredat yok, devlet okul yok, hoca yok. Şu yok. Siz hayal kurun. Biz size lojistik destek sağlayacağız dediler. Şimdi o modeli geliştirmeye çalışıyorlar. Yani dünya değişti. Bugün hiç kimse sen en son ne zaman mektup yazdın? En son ne zaman kitap okudun? En son ne zaman saatlerce konuştun? Dijital medyayla biz tamamen farklı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Öğrenme şekilleri de değişti. 20 yıl sonra klasik üniversite ortadan kalmayacak. Diyecekler ki sana hangi üniversitelerden hangi ders aldın? Ben MIT'den şunu aldım, Harvard'dan bunu aldım, Oxford'dan bunu aldım, Boğaziçi'den, ODTÜ'den. Hangi üniversitelerden hangi dersleri aldın? Kaç tane sertifikan var diye soracaklar. Yani kampüs üniversite modeli artık ortadan kalkacak ya da okul modeli de ortadan kalkacak. Tamam, Aristo'dan bugüne kadar okul öğrenci öğretmen modeli vardı ama bugünün dünyası değişti artık. Her şey dijitalde. Gazete tirajları dibe vurdu. Televizyonlar kimse izler. Niye? Çünkü farklı bir şeyle. Hele yapay zeka geliyor. Bir 10 yıl içerisinde hayatımızı daha da kontrol edilir hale gelecek. Biz akıllı telefonlarla konuşmayı unuttuk. Yazmayı unuttuk. Şimdi akıllı yapay zekayla da düşünmeyi de dükkanı kapatabiliriz. Ben bunu ama Amerikalılara, Güney Korelilere şeylere sordum. İsviçreliler çok ilgileniyor. Ya bu tehlikeli değil mi? Yapay zeka yarın düşünme. Yok dediler, bizim için bir sorun yok. Nasıl yok? Biz çocuklarımıza bir saatten fazla telefon kullandırmayız dediler. Bizde dadı niyetine geçiyor. Biz kalkıp yani dünyanın en çok telefonla konuşan, telefonla oynayan ülkesi olursan o zaman onlardan etkilenirsin. Peki abi son soru. Son bir örnek daha vereyim bakın. Bizim en çok önceki gün 100 marka şirketimiz açıklandı değil mi? 100 marka şirketi. Birincinin değeri de bir onda 4 milyar falan dolar. 100'ünün değeri Amerika'daki 500. şirketin tekinin değerinden daha düşük. Yine ilk 100 şirkete baktığın zaman dünyadaki en büyük şirkete 70-80'i bilişim odaklı şirket. Evet. Bizde bırak 10'da 100'de ilk 500'de bilişim odaklı şirket diyor. Dünya farklı bir noktaya gidiyor. Dijital bir dünyaya gidiyoruz. Onun için bugün yarın sınava girecek arkadaşlara benim önerim gelecekte kendilerine dijital dünyaya göre bir konumlama yapmaları. 310 milyar dolar bir arama motorunun değeri, daha ötesi var mı? 310 milyar dolar. Google kasasındaki para Türkiye Cumhuriyeti'nin kasasındaki paradan daha çok deniliyor. O zaman dünya bu tarafa gidiyor. Bizim üniversitelere bakıyorsun hala 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki programlar aynı fakülteler. Nerede dijital dünya, dijital hukuk nerede? Çin'de ve Avrupa'nın, Amerika'nın pek çoğunda ekonomi dijitale kayıyor, hukuk dijitale kayıyor, yaşam dijitale kayarken bizim üniversitelerimiz daha dijital çağı yakalayamadı ki halk, öğrenci nasıl yakalayacak, medya nasıl yakalayacak? Peki. Bu konuları daha çok konuşalım. Abi yok, bu soru çok önemli. Çocuklar okula, bu okul dediğim ama ilkokul değil bu. Anaokulu da olabilir, yuva da olabilir, hazırlık da olabilir. Kaç yaşına başlar? Şimdi Fransa 2,5 yaşına indirdi abi. Bakın bütün dünyada özellikle Avrupa Birliği'nde okul öncesi eğitim zorunludur.
Biz liseyi 4 yıla çıkarttık. Okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirmedik. Bugün yapılacak en büyük reformlardan birisi direkt liseleri 3 yıla indireceksin. Okul öncesi eğitimi zor. Niye? Çünkü liseyi dediğin zaman işte o zaman daha zorunlu değildi bu karar alınırken. 7-800 bin kişi başlıyor. Okul öncesi zorunlu dersen 1 milyon 200 bin kişi başlayacaktı. Sınıf yoktu. Sınıfta kalmayı niye kaldırdılar? Biz normal öğrenciye sınıf bulamıyoruz. Bir de sınıfta kalana nereden yer bulacağız diye. Tamam. Sınıfta kalmayı kaldırdılar. Normal öğrenciye yer bulamıyoruz. Okul öncesi eğitime nereden yer bulacağız deyip okul öncesini zorunlu hale getirmedi. O yüzden bütün yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. İnsanlar yaşamları boyunca öğrendikleri bütün bilgilerin %70'ini okul öncesi dönemde öğreniyor. Yani karakter o dönemde şekilleniyor. 3-6 yaşı ıskalamamak lazım. Iskalama, kesinlikle ıskalamamak lazım. Hatta zorunlu hale getirmek lazım. Bu tercihe de bağlı olmaması lazım. Bir de şu var ki okul öncesi öğretim zorunlu olduğu zaman, öğrenci aldığı zaman sonraki eğitim kademelerinde çok daha başarılı oluyor. Şimdi pek çok yerde konuşuyor. Ya çocuk liseye gelmiş hala Türkçe konuşamıyor. Eğer okul öncesi eğitim zorunlu olmuş olsaydı Türkiye'de bugün Türkçe öğretim diye bir sorun olmazdı. Herkes Türkçeyi biliyor olurdu, ana dilini de biliyor olurdu ama Türkçeyi de biliyor olurdu ve eğitimde bir sorun yaşanmazdı. Eğitim bugünkünden çok çok daha iyi noktalara geldi. Ama bunları biz konuşmuyoruz. Ve Türkiye'de en büyük ayıp nedir biliyor musun? 21. yüzyılda dijital çağa girerken biz hala okuma yazma kampanyaları düzenliyoruz. Anayasa ne diyor? Temel eğitim zorunludur diyor. Biz temel eğitimi 12 yıla çıkarttık. Bu ülkede hala 5-6 milyon okuma yazma bilmeyen insan var. Yok, bundan daha büyük ayıp olur mu? Ya ama abi şimdi mesela şöyle İlkokul 60 aylıkta 66 aylık vesaire 67 aylık herkes bir şey söylemeye başladı. Şimdi 72 ay diyorlar. Tamam da öyle çocuk vardır ki 66 ayda hazır olur. Kimisi 72 ayda hazır olur, kimi de 60 ayda hazır olur. Buna kimsenin yasayla karar verilmez buna. Okul pedagoglar bakır, okula gider, çocuk aileye bakar. Çocuk hazırsa onu vermediğin zaman geri döner. Bir seferde geri teper. Çocuk okula hazır, her şeyi biliyor. Niye o zaman ben onu daha bir 6 ay daha, bir yıl daha bekleteyim ki? Ondan sonra gittiği zaman da eğitimden bir anda soğuyor. O her şeye hazır, donanımda ama öbürleri daha çok çok geriden geliyor. O zaman hazır birinci oluyorum. Ben ne yapsam birinci oluyorum. Bu yarışta niye devam edeyim noktasına geliyor. Vallahi abi ağaç yaşken iyidir lafını unutmamak lazım o zaman değil mi? Biz bekliyoruz biraz ya ağacı eğmek için öyle gözüküyor. Ya bu bugünün dünyasında hayal etmek, yaratıcı olmak çok çok önemli. En büyük değer bizim atasözlerine bakıyorsun. Sus oturma konuş diyorsun. Yeni icat çıkarma diyorsun. Yani icat çıkar diyeceğine dünya icat çıkaranı omzunda taşırken biz konuşanı susturuyoruz. İcat çıkaranı sus otur diyoruz. Biraz kafaların değişmesi gerekir. Kısır tartışmaların ötesine geçmek lazım. Geleceğe hazır olmak lazım. Dijital bir dünyaya biz ne kadar hazırız ne kadar değiliz ona bakın. İlk 500 şirketinize bakın. Dünyayla kıyaslayın. Aradaki farkı görün. Ona göre yol çizin diyorum. Biz kısır siyasetten artık kurtulalım ya. Evet. Seçimle eğer bir Türkiye adam olsaydı son 10 yılda uçuyor olması lazım. Seçimden yorulduk artık. Biraz da çocuklarımıza kafa yoralım. Ama anne babalar nerede siyasetçi görürlerse şu soruyu sorsunlar. Benim çocuğumun geleceği için ne yaptın sorusunu sorsunlar. Yoksa bu politikacılar işte okul dedin her tarafa okul yaptın. İçini doldurmak, içini daha iyi hale getirmek de ailelere ve eğitimcilere düşüyor. Onu yapmadan bir şeye benzemiyor. Abbas abi çok...